Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz Cem TV ekranlarınızın başına ve bir gün daha canlı yayınımızın başına efendim. Evet, bugün gün bize ne getirdi? Bugün gün bize çok saygıdeğer, sevdiğim, değerli konuğum İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Sayın Faik Yılmaz Beyefendi'yi getirdi. Ne konuşacağız? Esnaf sorunlarını konuşacağız. Taksilerle ilgili sorunları konuşacağız. Hem yolcu mağduriyetini hem taksi şoförlerinin yaşadığı mağduriyetleri konuşacağız. Bize merak ettiğiniz esnaflarla ilgili tüm sorularınız için canlı yayına bağlanmak için 0212 627 48 48'den bağlanabilirsiniz ve WhatsApp hattımız olan 0530 848 13 12'den de an be an bize yazabilirsiniz. Instagram sayfamız Berat Asici Oğlu günün getirdikleri sayfasından da takipte kalabilirsiniz. Evet, hoş geldiniz Faik Beyciğim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız? Hamdolsun Türkiye gibiyiz. Bazen iyi bazen kötü, evet. Yani değil mi? Tabii, hayatın akışı öyle zaten. Doğru söylüyorsunuz. Şeref verdiniz. Şerefi sahip ol efendim. Çok teşekkür ediyorum. Konuk olarak bizi aldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Cem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu sürede de esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını herhalde dile getireceğiz hep beraber. Çok güzel bir şekilde de getireceğinizden şüphemiz yok. Çok değerli işler yapıyorsunuz esnaflara ilişkin. Ve esnaf olmak isteyen kişilere ilişkin o yolculuklarında onlara yol haritası oluyorsunuz aslında, deneyimlerinizi anlatarak. Görevlerimiz içerisinde zaten. Evet. Bir de hükümetimizin vermiş olduğu kredi desteğiyle insanları cezbediyorlar. Hı-hı. Onlar da gelip esnaf oluyorlar. Biz sanatkara saygı duyuyoruz, hürmet duyuyoruz. Evet. Osmanlı'dan gelen geleneğimizi devam ettiriyoruz esnaflar, evet, olarak. Peki o zaman öncelikle şöyle başlayalım mı Faik Bey? Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı ne yapıyor? Hizmetleriniz tam olarak nedir? Birliğiniz nelerle ilgileniyor? Tam olarak ayrıntılı şekilde sizden dinleyebilir miyiz Tabii. lütfen? Tabii. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na böyle bağlı 204 bin aktif üye var. Sicilimize kayıtlı. Ve buna bağlı olarak da bu mesleklerden 146 tane odamız var. Birliğimize bağlı. Yani 146 tane de başkanımız var. Onların yönetimleri var. Biz de onların çatı kurucuyuz, üst kurucuyuz İstanbul olarak. Ama böyle İstanbul'da bir tane daha bir birlik var. O da Maden Eşya Birliği. O da 10 tane üyesi var. Odası var. Onlar da devam ediyor. Ve 82 tane Türkiye genelinde birlik var. Bizim de çatı kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Hı hı. Orada hep beraber görev yapıyoruz. Tabii biz İstanbul'la ilgileniyoruz. Hı hı. İstanbul'da neler yapıyoruz? Çok şeyler yapıyoruz. Öyle hesap ediyoruz biz. Öyle. Mesela en son şeyini söyleyeyim. 3D tasarımla ilgili terziler odamızla beraber bir proje aldık. O proje hayata geçiyoruz. Gençlerimizi iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. 3D yazılımla yazıyorlar ve orada proje yapacaklar. Kendi ürünleri kendileri üretecekler. Çok onları güzel. Destek veriyoruz. Bu eğitimde başladı. Allah kısmet etsin önümüzdeki hafta artık öğrenciler müracaat ediyorlar. Müracaat etsinler. Bizim orası açık. Biz proje büromuz var. Avrupa projeleri yapıyoruz. Bunlara hizmet veriyoruz. Otelcilerle yaptık. Kuyumcularla yaptık. Yani bütün şeyleri sıralan onlarla beraber projeler yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa Güneş Enerjisi Projesi'ni oda olarak, birlik olarak biz yaptık. Öyle Almanlarla mi? Beraber tabii. Şimdi yavaş yavaş esnaflarımıza güneş enerjili kendi dükkanlarında proje üretmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir gelişme bu. Mahrukatçılık mesleği vardı. Mahrukatçılık mesleği artık kalktı. Kömür, odun satıyorlardı. Onları da biz o işe yönlendirdik. Doğalgazla ilgili olan projeler yapıyoruz. Ve bununla beraber tabii biz bununla da durmuyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza eğitimler de veriyoruz. Türkiye'nin en büyük eksikliği eğitim. Kesinlikle. Türkiye'nin öyle. En fazla eğitim yapan birliği biziz. Çok güzel. Ve o birliğe eğitime çok ihtiyacımız Tebrik var. Tebrik ediyorum. Yetiştirmemiz lazım insanımızı. Tabii biz de projelerimizle, biz de programlarımızla yetiyoruz. KOSGEB kredilerin yardımı için bakanlığımızla devamlı görüşmeler yapıyoruz. İnsanlara bir şey yapmak lazım. Can suyu kredilerle esnafımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii, teşvik. Tabii, yani ilk can suyu kredisi başladığı zaman işte ölene can suyu verilir falan diye söylediler ama bugün artık o can suyu kredileri esnafın canı oldu ve işlerini büyütüyorlar.
Bunun yanında bir Avrupa projesi yaptık kadınlarla, kadın girişimcilerle ilgili. İlk defa İstanbul'da. Onların içerisinde de 23 tane kadınımız iş yeri sahibi oldu. Bazıları büyüdüler. Öyle ticaret odasına gittiler. Büyük sanayici oldular. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bir de uluslararası olarak da Almanlarla beraber bir projemiz var. Yunanistan'da bir projemiz var. Hem Selanik hem Atina'yla projeler, Avrupa projeleri çalışmamız var. Bunun yanında gene İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olarak Altay toplulukları var ülkeleri. Onların bütün şeylerini, esnaf ve sanatkar olan bölümlerini gidip anlatıyoruz. Ülkemizi tanıyorlar. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Çok da güzel tanıtıyorsunuz. Çok da güzel bir şekilde hakikaten yol açıyorsunuz. Özellikle kadınlarımıza. Dün mesela hukuk işledik. Ve değerli avukat Gizem Hanım'la konuşmalarımızda kadına şiddeti konuştuk tabii fazlasıyla. Çünkü kadına şiddeti önleme haftasında olduğumuz için. Mesela şeyden bahsettik. Kadınlar ne kadar güçlü olursa o kadar erkekler onlara karşı daha saygılı oluyorlar. Ve bazen de o güçlerinden ezilip tabii psikoloji bozuk erkekler için ezilip karşılarında şiddete maruz kalıyorlar. Dolayısıyla aslında siz o kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki o erkeklerin gözünde hem o kadınların güç kazanmasını sağlıyorsunuz hem de evde işi gücü olmayan, canı sıkılan kadınlara da bir yol haritası oluyorsunuz. Yani tabii biz kadınlarımızı destekliyoruz, projeler de yapıyoruz. Evet. Kadına şiddete biz de karşıyız. Tabii. Ülke olarak hep beraber karşıyız. Evet. Bu arada 4 tane de kadın başkanımız var. Ne güzel. Bir tanesi... kadın olarak ilk defa aramıza katıldı. Sahne perde sanatçılarının başkanı oldu. Çok güzel. Bir tanesi reklamcılar odamızın başkanı oldu. Bir tanesi güzellik uzmanlarının başkanı. Bir tanesi de gazete bayilerinin başkanı oldu. 4 tane bunları fazla yapamadık. Tabii. Yani erkek arkadaşım kızmasın ama 2 taneydi. Sayın Bakan da ya çoğaltmıyor musunuz diye dedik. 2 tane daha çoğalttık. 4 tane oldu. Gerisi de gelir inşallah. İnşallah. Tabii kadın yöneticiler de var bunların içerisinde. Evet. O bakımdan kadınların tabii bizim eğitimimizi çok önemli vermemiz lazım. Yani insanların birbirine şiddet uygulamaması lazım. Hı-hı. İşte şimdi ben buradan büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah kurtarılacak. Şiddet olarak dün akşam bir taksicimiz vurdular. Eğitimsizlikten kaynaklanıyor bu. Evet. Yani o insanın yaşaması Allah ailesine sabırlar versin. İnşallah. Yani tabii bu İstanbul'a hizmet ederken taksilerimiz de büyük bir tehdit altında kalıyorlar. Ama inşallah Sayın Valimiz de evvelsi akşam ilk defa bir araya geldik. Yeni atandı İstanbul'a. Ben ümit varım. Çünkü Sayın Valim ilk işi bu taksileri beraber düzenleyeceğiz. Düzelteceğiz bu işleri, bu şeyleri dedi. Çok güzel. Hep beraber inanıyorum ki düzelecek bu işler. İnşallah. İnşallah. Yani artık taksicilik mesleği, evvelden bir taksiciye kız istemeye gittikleri zaman taksicilik zaman hiç kimseye sormuyorlardı. Ama şimdi sorar hale geldiler. Bunları toparlamamız lazım. İyi olacak, ben ona inanıyorum. Tabii bununla ilgili yaparken de seçimler de geliyor. Evet. Seçimden dolayı şimdi gelecek başkan adayları birliğimizi ziyaret edecek. Onlarla beraber bu işlerin pazarlığını yapacağız, konuşacağız. İnşallah. Yani çok... buyurun, bir şey söylüyordunuz. Özür dilerim. Yok, ben buradan esnaf ve sanatkar odalarımızın yöneticilerine sesleniyorum. Müjdeli bir haber. Hükümetimizin almış olduğu, bakanlarımızın almış olduğu bir şeyle artık başkan ve yöneticiler aday olabilecekler. Hmm. Evvelden aday olamıyorlardı. Evet. Muhtar bile olamıyorlardı ama şimdi... aday olacaklar. Hı hı. Ondan sonra zaten hiç istifa mektubu verse bile tekrar görevine geri dönecekler. Bu da güzel hayırlı bir olsun gelişme. Diyorum buradan. Evet, arkadaşlara da söylüyorum ama 1 Aralık'ta son müracaat, herkes müracaatını ciddi anlamda yapması lazım. Evet, inşallah. Peki kriterler nedir müracaat yapabilmeleri için? Normal vatandaş gibi müracaat ediyorsun, aday olursun. Hı hı. Dilekçesini veriyor. Başka bir kriter? Parti kriteri il... o partinin ili tayin belirliyor. Ediyor. Neler düşünüyorlar, evet, onlar. Ama evet, esnaf ve sanatkar temsilcilerinin orada olması bizim için büyük kazanç. Tabii. Çünkü bizim için kanun çıkarırken, karar alırken, belediye de karar alırken sormuyorlar. Sonra da sıkıntı yaşıyorlar. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Doğru. Yani birlik beraber yaşayacağız, bu ülkeyi hep beraber yöneteceğiz. Tabii ki. Neden olmasın ki?
bir tane servis aracının şoförün mesuliyeti olması, bir tane diğer taksicinin, marangozun, berberin, kuaförün niye olmasın ki? Tabii halkın dilinden de tabii, daha iyi anlarlar. Emlakçının niye olmasın ki? Tabii. Bunlar tabii görev alacak. Tabii. Şimdi servis aracı demişken servis araçları ile ilgili bir soru soran izleyicimiz var. WhatsApp'tan şimdi yazdı. Tabii. Diyor ki servis araçlarının plakası ne olacak? Sizin samimi görüşünüz ne? Bu 16 bin esnafın durumu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Selahattin Aktaş yazmış. Teşekkür ediyoruz. Tabii bununla ilgili 2015 senesinde Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanı ağladığımız zaman orada talep ettik. Hı hı. Dedik ki plaka tahtidi istiyoruz. 26 ilde var. Hı hı. 2 ilde daha dahil ettiler galiba. Plaka tahtidi var. İstanbul'da da plaka tahtidi olmasını istiyoruz. Evet. Anayasa eşitliği getirmiyor mu? Tabii doğru. Hak ve özgürlükler eşit. Tabii. Eşit olduğuna göre İstanbul'da plaka tahtidinin muhakkak uygulanması lazım. Bununla ilgili de o sıkıntıyı çözülmesi lazım ama bununla ilgili belediyede görüşmelerimiz sürüyor. Allah'ın izniyle inşallah olacak. Biz de ben başından beri destekliyorum. Plaka tahtidi olması lazım. Neden? Ben servis aracı şoförüyüm. Şimdi öğrenci taşıyorum. Yarın acaba beni okula gittiğim zaman burayı taşıyacak mıyım, taşımayacak mıyım diye sorunum var, korkum var. O düşünceyle arabada kullanabilir mi? Can taşıyor, namusumuzu taşıyorlar tabii. Ve çocuklarımızı taşıyorlar. Tabii. Onun için yarını garanti altında olması lazım o. Doğru. Servis aracının. Servis aracının, evet. O bakımdan biz bunu destekliyoruz, istiyoruz. Tahmin ediyorum ki Sayın Bakanımız da yeni geldi. Valimiz de inşallah Allah'ın izniyle bu işleri çözeceğiz. Dertlerimizi anlatacağız tabii. Bunlar da karşılıklı olarak geldiği zaman çözülecek. Hı-hı. O arkadaşımız merak etmesin. Biraz geç olur ama inşallah olacak. İnşallah olacak. Uber'i bitirdiniz mesela. Uber bitti. Uber doğru bir karardı. Uber'den dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis Başkanımıza, Başbakan da Meclis Başkanımıza ve bütün siyasi partilere çok teşekkür ederim. Ama bunun yanında da Bakanımıza, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçilere, yeni Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık o Uber belasından kurtulduk ama bizim taksicilerimizde çok iyi araç kullanmaları lazım. Müşteriye iyi hizmet etmeleri lazım. İşte onu söyleyeceğim ben size şimdi birazdan. Siz bitirince ben size anlatacağım. Tabii yani ben üzülüyorum. Çünkü sonuçta ben onlara şu söylüyorum. Anamızı, bacımızı, eşiğimizi, çocuğumuzu yani emanet namusumuzu taşıyan arkadaşlarımız. Tabii. Onların da çocukları, onların da şeyleri namusları onu beraber. Ben şimdi ekmek alıyorum. Ben esnafım. Pazara gidiyorum. Taksiye biniyorum. Ama herkes birbirine sahip çıkması lazım. Kesinlikle. Biz hem üreticiyiz hem tüketiciyiz. Tabii. Herkesin bu işi yaparken çok iyi özen göstermeleri aynen lazım. Aynen öyle. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Sayın Valim'le de bunu konuştuk. Bunun için üzerine gideceğiz. Bazı çürük elmalar bu mesleği kötü duruma getiriyor. Çok. Bakın korsan bitti. Korsan da bitti. Korsan da bitti. Evet. Korsan bir da ara bitti. Çok fazlaydı Uber'den önce. Ama işte önce. Onlara her yapılan yanlış, her bir araç başka birini getiriyor karşımıza. Tabii o yolcuları da onlara sevk ediyor. Tabii. Yani şimdi şöyle ben de bunu yaşadığım için bizzat Faik Beyciğim o yüzden de anlatabilirim kendim üzerinden. İnanılmaz derecede kaba şoförlerle karşılaşıyorum. Yani özellikle yağmurlu havalarda bir kere araçlarını almak istemiyorlar yolcuyu. Şu havalarda malum almak istemiyorlar. Yalnız ve, sizi mi bizi de almıyorlar. Evet işte düşünün sizin de değil mi başınıza geliyordur ne yazık ki. Yani mesela işte tam kapıyı açacağız bineceğiz araca nereye gidiyorsun diyorlar. Semt soruyorlar daha binmemişim araca. İşte 18 bin tane çok büyük 18 bin. 18 bin mi var şu an? 18 bin taksinin içerisinde. İşte 5 tanesi o zaman herkes onu işliyor. Ben buradan da yani hem görsel hem yazılı basına da rica ediyorum. Onunla işliyorsunuz ama iyi yapan taksiler de var. Onları da işleyin. Tabii, tabii. Onlar bizim takdir ettiğimiz adam parasını unutmuş. Getiriyor diyor ki buyurun teslim verelim. Ediyor. İşte onları da çıkaralım televizyonda. Onları görmesi lazım doğru. Ki teşvik olsun. Bakın kapkaç bitti. Evet o da bitti. Yazın çıkarın 2 tane televizyona kapkaç işi bakalım ne oluyor. Doğru. Sanki modaymış gibi oluyor. Doğru. Oradaki biz de kabulleniriz, biz de kabul etmiyoruz oradaki çalışan taksileri. Zaten ümit ediyorum ki bununla ilgili eğitimlere başlayacağız. İnşallah. Sayın Valimle bunu konuştuk.
hem taksir odamızla hem de İstanbul Valimizle ve Büyükşehir Belediye'mizle beraber eğitimlere bizim de yapmamız lazım eğitimlerimizi. Doğru. Ama bizim yapmamız lazım. Birilerinin değil. Çünkü biz esnafın dilinden biz anlıyoruz. Çok güzel düşünüyorsunuz. Ve bununla kararı da aldık. Sayın Valime de buradan çok teşekkür ederim. Yeni gelir gelmez hemen ayağın tozuyla taksi meselesine ayrı bir şey. Tebdili kıyafette bütün taksileri binmiş, dolaşmış. Ne kadar güzel. Başlamadan. Evet. Vallahi buradan kendisine hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Allah kolaylık versin. Amin. Biz de ona elimizden gel yardımcı olacağız. İstanbul hepimizin, İstanbul'a İstanbullular yönetiyor ve beraber İstanbul'da beraber yaşıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Biz başka bir gidecek halimiz yok. Aynen öyle. Yani göz bebeğimiz bizim şehrimiz. Düzelecek ama ben ona inanıyorum. Bu taksi işlemleri, bu taksi olayları düzelecek. Biraz da bu VIP taksiler falan işte çalışmaları var. Hı hı. Yeter ki İstanbul Belediyesi iyi taksiyle başladı. Son şeyde biraz durdular kamera takma işinde. Hızlanırsa tahmin ediyorum ki bu iş oturacak. Bakın dünkü işte cinayeti kamera tespit etmiş. Yani. İyi taksiyi de kamera olduğu için tespit edilemeyecekti. Allah razı olsun. Buna sebep olanlardan, bu kamera olayına sebep olanlardan kötüler temizlenecek bu ülke. İnşallah, inşallah. Yani tek temennimiz bu. Peki tüm araçlarda, tüm taksilerde ilerleyen zamanlarda kamera olacak mı? Olacak tabii, olması lazım. Hı hı. Ya biz modern bir ülkeyiz, biz de kalkınmış bir ülkeyiz yani sonuçta. Evet. Bir de İstanbul turizm kenti. Geliyorlar, şimdi oradan bakıyorum, yazıyorlar, ben de bunu söylerken utanıyorum. Estağfurullah. Ya Türk parası yazarken dolar istiyor, euro istiyor, evet, olmaz. Evet. Yabancılardan. Bir müşteri kaçırırsın ama o şeyi, gerekli olan cezaları için yeni bir yasa taslağı hazırlanıyor. Olması lazım. Kesinlikle. Ceza, çünkü namuslu dürüst olan o kadar çok taksicimiz var ki. Tabii. Bunlar %1, bir bile değil. Evet. %1 bile değil. Evet. Ama işte o çürük elmaları diğerlerine düzgün namusuyla çalışan, ekmeğiyle çalışan insanlara mal etmemek lazım. Aynen öyle. Ama bu oluyor tabii. Olduğu zaman da hemen bütün taksiler kötü olmaması lazım. Tabii tabii. Geçen mesela ben bir taksiye bindiğimde benden hemen önceki yolcuyu anlattı taksi şoförü. Dedi ki yolcu 200 lira vermiş, 10 lira vereceğini. Biraz benziyor ya renkleri. Evet. Hemen diyor peşinden koştum diyor, teslim ettim parasını. Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun. Çünkü onu ben teslim etmeseydim dedi, çocuğumdan çıkardı o dedi. Ama şimdi böyle dürüst insan da işte az taksi şoförleri arasında. Ama bunlar yayınlanırsa fazlalaşır. İşte inşallah, ben de o yüzden şimdi söylüyorum. Sağ olun. Siz sağ olun. İnşallah bu tip taksi şoförleri olsun aramızda. Yani yabancı aldıkları için, yabancı yolcuları taşıdıkları için fazla para istemesinler. Araçlarda boşu boşuna dolaştırmasınlar yolcuyu. Ama işte o fazla para istememesini de şöyle bağlayalım. Halen de minibüslerimizde, taksilerimizde eski ücretle taşıyorlar. Onların, eğer biz turizm ülkesiysek, onlara ayrı turizm taksi yapıp onların fiyattan ayrı vermek lazım tarifelerini. Doğru. Vermezsen insanları şeye teşvik ediyorsun. Yanlış yola teşvik ediyorsun. İşte o zaten hazır bekleyen var ya, kötüler. Onların ekmeğine çana kaçıyorsun. Bunların zamını vermen lazım. Çünkü özel sektör. Doğru. Tamam, güzel de özel sektöre ben söylüyorum. Sayın Başkan'a da söyleyeyim, belediye başkanına. Özel sektöre zamı verin. Sonra da siz kendiniz zam yaparken altında kalıp da geri almayın zamlarınızı. Doğru. Özel sektör. Sonuçta onlar da para kazanmak için. İşte ona zam verme, bu ülküne zam verme, ona verme diyerek ülkemizi yönetmek mümkün değil. Komünizm 1989'da bitti. Ama hayat, komünizm Türkiye'de belediyelerle devam ediyor o zaman. Böyle bir şey olur mu? Doğru. Bakın işte bakanımızın özel ricasıyla oturduk, hesap ettik. Tabii sıkıntı var. Yılbaşına kadar kaldı bir ay. Ekmeğe zam yok dediler. Tamam, eyvallah, ekmeğe zam yok. Hı hı. Ama o zaman malı, ürünü de bizim şey almamız lazım. Biz de takip ediyoruz bir taraftan. Tabii. Farklı fiyatlarla satanı belediyelerin kontrol etmesi lazım. Hı hı. İlk defa belediyeler girdi. Artık eskisi gibi de değil. Ticaret odası üyesiyle esnaf odasının üyesi aynı fiyattan satmak zorunda. Yönetmelik çıktı. Hı hı. Eskiden ticaret odası üyeleri serbest bıraktılar. İstediği gibi zam satıyorlardı. Evet. Şimdi öyle değil. Bu oturacak bu yasak. Aynı olacak. Hep beraber karar verdi. Oturacak. Yani ayrım olmaz ki. Hı hı. Parası olan taksiye biniyor, parası az olan minibüse biniyor ya da otobüse biniyor.
bu farklılığı yaşamamız lazım. Doğru. Bu bakımdan yeni seçecek olan belediye başkanlarına da hepsine söyleyeceğiz. Seçilir seçilmez esnafın ekmeğiyle oynamasınlar. İnşallah. Bakın pazarlarda sıkıntı var. Geliyor belediye başkanı, kendi kafasına bir pazar yeri kurmaya çalışıyor. Bir şirketle anlaşıyor. Yok ki böyle bir şey. Yapılamaz değil mi böyle bir şey? Tabii olmaz böyle bir şey. Biz de dava açıyoruz ve iptal ediliyor. Belediye başkanları sağ olsunlar hizmet edeceğiz diye kötülük yapıyorlar. Farkında değiller ki. Ama unutmasınlar, esnaf takip ediyor. Otoparklarda, kat otoparklarında pazar mı olur efendim ya? Tabii kesinlikle olmaz. Olmaz. Biz de onun mücadelesini yapıyoruz ama çok düzgün bu işi pazar yapanlar var. Kapalı pazarla yapıp esnafa hizmet edenler var. Tabii tertemiz hepsine, pazarlar var. Tabii. Yani yaşamda rekabet olmasın. Bir cumartesi pazarımız var Bakırköy'de işte. Üstünü kapanmasın. Belediye başkanına rica ettik. Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir ara getirip orayı da kapatalım ki insan hizmet etsin. İşte yağmurlu bugün pazar ne yapacak? Kapalı tabii. Pazarda rahat. Pazarcı da mağdur yapalım. Olacak bu sefer. Tabii. Onlar da ülkenin insanları. Tabii evine ekmek götüremeyecek yani hava kötü olunca. Ve pazarcılar da artık internet üzerinden satışa başladılar. Aa ciddi mi? Evet. Onu bilmiyordum nasıl? Biz programı da yaptık. Aa, WhatsApp'tan hemen yazıyor. Evet. Ya da Facebook'tan yazıyor. Adresi de belli. Hemen ona veriyor şeyi, yüklüyor. O civarda oluyor zaten. Malı götürüp eve teslim ne ediyorlar. Güzel. Ben eve yetişemeyeceğim, gelemeyeceğim. Güvenliğe bırakıyorlar. Muhteşem. Onlar onların müşterileri. Bu bakımdan şey var. Tabii sıkıntılar şey olarak vatandaşın, yani esnafımızın bilinçsiz olarak rekabeti var. Haksız rekabeti var. Berberlerde. Yani 1 lira. Yani işte sakal da 1 lira. Bıyık alma bilme dediğin zaman bir saç sakal tıraşı 25 liraya geliyor. 1 lira 1 lira ama. Biz onları 1 liracı diyoruz. Vatandaş gittiği zaman bir kere ustalık belgesine bakması lazım. Eğer ustalık belgesi yoksa sağlık açısından sıkıntı vardır. Doğru. Kullandığı ürünler kaçak olabilir. Bu onu nasıl anlayacak müşteri? Ustalık belgesi olacak orada. Hayır, peki malzemelerin kaçak olup olmadığını? Zaten ustalık belgesi olanlar o kaçak kullanamıyorlar. Ha. Kontrol ediyoruz. Çok iyi. Denetim Süper. Yapıyoruz. Bir de bizim denetim ekibimiz de var. Süper. Ayrıca disiplin kurulumuz var. Bunlara ceza veriyor. Şimdi bugün yönetim kurulu toplantısı vardı. Evet. 11 tane fırıncıya disiplin kuruluna sevk ettik. Neden? İstanbul. Farklı fiyatlarla sattıkları için. Ekmekleri bunu, de farklı fiyata satıyor. Tabii satıyorum. Bunlar hepsini tespit etmiş. İl müdürlüğümüz, ticaret il müdürlüğümüz ve İstanbul Belediye'miz bize sevk ettiler. Biz de onları zabıta dersine sevk etmiş. Disiplin kuruluna sevk ettik. İhtar var, ikaz var, ihtar var. Para cezası var. Meslekten mene kadar ceza verebiliyorlar. Çok güzel. O zaman ben de böyle bir şeye şahit oldum da direkt size şikayet edeyim. Tabii ben buradan telefonu da vereyim. Verin lütfen size. 0212 660 60 34 0212 660 60 34 İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ne müracaat etsin. Hemen onları kayıt altına alıp araştırmasını yapıyorlar. Çok güzel. Peki taksilerle ilgili şikayetleri beyaz masaya mı sadece söyleyebiliyoruz yoksa bize onun de, için de bize size... de bilsinler, odaya da bilsinler, bize de bilsinler. Biz takibini yapıyoruz hemen onları araştırmasını yapıyoruz. Çok güzel o konuda yapıyoruz. Da. Her konuda yani hizmet veriyorsunuz, vatandaşlarınızla özel olarak ilgileniyorsunuz. Hakikaten bu her başkanın yapacağı bir iş değil. Bir televizyonda... Gönülden tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Bir televizyonda şey çıktı... Hem elinde telefon bir taraftan sigara. Ay, minibüste. Evet. Biz onu aldık. Ceza verdik. Bravo. Biraz işte ihtar ver falan dedim yok ceza yok. 15 gün bir kere devamlı takip ettik ama. 15 gün arabaya binemedi. Para cezası da verdik. Mahkemede asli hukuk mahkemesi tasdik ettirdik. Şimdi karşılaşıyoruz. Açıyor bak başkanım da sigara yok telefon da yok diyor. Kullanıyorum diyor. Çünkü takip ettik. Ceza veriyoruz ve takip ediyoruz. Tabii. Başka türlü olmaz. Dürüst olan arkadaşların, dürüst olan esnafımızı da haksızlık yapmış olur. Kesinlikle. Çok güzel. Ama ben inanıyorum tabii. Ki her geçen gün eğitimle arttığı müddetçe bu iş daha güzel olacak. İnşallah. Yani tek umudumuz bu. Taksiye mesela ben bazen bindiğim zaman taksinin içinde sigara içmeleri yasak olmalarına rağmen abla diyor sigara yakabilir miyim? Plakası var. Yanında var. Arkasında var. Önünde var. Evet. Bir de üstte var. Evet. Evet. Oradan plakayla bildirin. İşlem yapılıyor. Hemen yapılıyor değil mi? Tabii işte hiçbir yer boş bırakmıyorlar. Devamlı evet. Yapıyoruz. Arasında bazısı da ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle yapıyor mesela. Diyorum ki sizi şikayet edeceğim. Sonra da kıyamıyorum ben. Sizi şikayet edeceğim diyorum. Edersen et yapıyor böyle.
gayet şey, Külhan Beyli gibi. Valla Sayın Valim, çok özür dilerim Sayın Valim'den. Bize anlattığını anlatayım. Binmiş taksiye. Hı hı. Soruyor işte işlensi falan. Nereye içen diyor. Sohbet ederken ben diyor valiyim diyor. İstanbul valisiyim diyor. Deme lan diyor. Ondan dedim ulan diyor. Ve orada şeyi sağlıyorlar. Şimdi ben buradan bizim taksilerimize sesleniyorum. Valimiz, yeni valimiz tebrik kıyafet dolaşıyor. İnanın dolaşıyor. Dikkat etsin. Dikkat etsin. Artık bundan sonra demek ki sıkıntı var ve utanıyorum tabii. Oturduğumuzdan beri taksilerden bahsediyoruz. Servis araçlarını bahsediyoruz. Ama tabii bu buraya gelmemesi lazım. Estağfurullah, sizin utanacağınız tabii, bir şey yani, yok. Şey olarak, siz çok güzel hizmet veriyorsunuz. O kötülerin iyi olanla insanların ekmeğini oynuyorlar. Bakın doğru. Korsan bitti işte. Bitti. Şey olur. Ama ne var? Korsan'da şu vardı. Arabaya oturuyordu bizim taksicimiz. Bagajı açıyordu şeyden. Kendi valizini kendine aldı. Ama korsan öyle değil. Beşinci kattaki valizi alıyordu. Tabii. Şimdi o kalktı. Niye? Bu böyle. Hizmet evet. edeceğiz. Hizmet. Kibar. Ben de esnafım. Ya bana evet. diyor ki sen çok gülerlisin. Ya ben esnafım ya. Ben gelene asık suratla karşısam bana evet. bir daha gelin adam. Doğru. Ne güzel düşünüyorsunuz tabii yani, ki. Yani gittim Özbekistan'a gittim. Herkes selamun aleyküm birbirlerine. Ne güzel. Yani biz de şöyle sabah kalktığımız zaman günaydın. Tabii. İşte selamun aleyküm. Kültürümüz bir de bu bizim. Tabii ya bizim. Bizim geleneğimiz bu zaten. Tabii Anadolu kültürümüz. Yani o şeyi yavaş yavaş yaşatacağız tekrar. İnşallah kaybetmeyelim hakikaten. İnşallah bunu. Ahilik elimize, belimize, dilimize sahip olmak zorundayız. Evet aynen ahilik öyle. Geleneği aynen devam Doğru. ettirmemiz lazım. Mesela ben bir mağazaya girdiğim zaman bakıyorum bir şey alacağım mesela. Karşımdaki çok suratsız, somurtuk. İnanın çıkıyorum oradan biliyor musunuz? Yok yani. Bütün böyle negatifliği bırakıyor bana. Ben de çıkıyorum. Tabii yani pazarcılık ayrı bir şey. Onların müşterileri farklı davranırlar size. Yani bazı şeylerde dökme olanlarda seçersiniz ama öbür tarafta o kendi şeyini, ürünü en iyisini size verir. Evet. En iyi ürün, ben bir pazar müşterisiyim. Pazar çok güzeldir. 1971 senesinden beri pazardan alışveriş yapıyorum. Taze şarküteri ürünlere dair. En iyi, en temiz ürünü pazardan alırsınız. Tabii tabii taze. Çünkü ertesi gün şey olmaz. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum tabii. Buyurun. Allah Yüce Rabbim bu pazarlığımızın ışığını söndürmesin. İnşallah, evet. Yani esnafımızın da ışığını söndürmesin. Evet. Bugün işte gidiyorlar, tıraş oluyorlar. Sağlıklı bir cilde kaybederler. Onun için ustalık belgesi olan berberlere, kuaförlere gitmeleri lazım. Hı hı hı. Çünkü cilt, işte güzellik sizin, işte güzellik uzmanlarımız var. Gittiğin zaman oradaki aletin hijyen olması lazım. Kötü bir hastalığın şeyi varsa gittik. Tabii kesinlikle. Yani bu kadar şey. Aynen. O bakımdan gittiğiniz kuaförler de dahil olmak üzere bakın ustalık belgesi muhakkak olması lazım. Belediyeler de bunları şey yaparken dikkat etmesi lazımdı. Şimdi artık bundan sonra yeni çıkacak olan yasada sağlıklı olması lazım. Artık hijyen kavramı bütün ülkemizi kapsadı. İnşallah her alanda, öyle olsun. Her şeyde. Evet, eskiye göre daha bilinçliyiz gerçekten. Tabii yavaş yavaş daha da iyi olacağız. İnşallah. Esasında bunlar vardı biliyor musunuz? Osmanlı olarak biz onlara gittik, medeniyeti öğrettik, tuvalet kültürünü öğrettik, eğitim öğretimi öğrettik. Bugün şimdi onlardan almak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz eskiyi Doğru. unuttuk. Unutmamamız lazım. Doğru. Bizim öfhanelerimiz her şeyden daha üstü. Kesinlikle. Yaşatmalıyız ki ileride bizim çocuklarımız da, bizim torunlarımız da onunla büyümeliler. Sağlıklı bir toplum olması için muhakkak hijyene çok iyi dikkat etmemiz evet, lazım. Evet, aynen öyle. Yoksa iyiye doğru gitmeyiz. Bakımdan alınan kararları destekliyorum. Hükümetimize, bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni KOSGEB kredileri başlattı. Nasıl kredi oranları? Tabii devlet desteği olduğu için hükümet onu subanse ediyor. İş yerinin durumuna göre kredi veriyorlar. Sizin işinize göre bakarak. Yani imalat başka, evet. esnaf başka. Tabii. İmalatı destekliyorlar. Ben hakikaten ciddi anlamda kredilerle işlerini daha iyi büten esnaflarımız var. Ama aldığı kredi kendi mesleğine harcarsa. Evet. Alıp da başka şeyler alırsa evvelden kredi alıyordu, renkli televizyon alıyordu. Bitti, o denetimlenmiyor mu? Belgelerle denetliyorlar. Alıp kendisini zaten o parayı, o borç onu ödeyecek.
Ama işini büyütmesi lazım. Tabii. Büyütürken de işte sağlıklı büyümesi lazım. Hı hı. Her şeyde bile %10 bir kayıp olduğuna göre KOSGEB kredisi kullanan %10 kayıp olabilir. Evet. Şey yok. Tabii peki, onun risk şeyi var. Var değil mi? Peki hangi esnaflara kredi verilmez diye bir şey var mı? Öyle bir hizmet. Yani sanatkarlar daha çabuk kredi alıyorlar. Hmm. Şimdi bir emlakçı kredi alamıyor. O satış. Yani sanatkar olanlar. Avrupa'da kimler sanatkar mesela? Tabii mobilyacılar. Hmm. Berberler bile sanatkar. Çünkü evet. Kuaförler sanatkar. Düğün salonlarını eğlence mekanı olarak görüyorlardı. Onun kavgasını yapıyoruz şimdi. Düğün salonları hizmeti de eğlence mekanı değil ki. Değil, bizim böyle panemizden gelen. Tabii. Bir de şimdi lokantada düğün yapıyorlar. %8. Hı-hı. Şeye gelince düğün salonunda yapsa %18 KDV'si var. Hı-hı. Niye yani o lokantada onu yapıyorsa %8 yemek faturası kesiyor. Anladım. Bunu da düşürün de eşitlik sağlansın onun şeyini yapıyoruz. Buradan da Sayın Bakanım'a da çok desteğini bekliyoruz. Bu düğün salonlarımızın faturalarında KDV'yi %8'e düşürürse daha şey olur. En azından onlara da iş gelir. Tabii yani. Sonuçta, tabii şimdi vatandaş düşünüyor onu yani. Tabii. Vatandaş da haklı. Fiyat düşüyor. Fiyat düşüyor otomatikman. %18 nerede? %8 lüks nerede? Lüks restoranlar, onlar düğün yapıyorlar. Tabii. Yani o bir tarafta da salonlarımızın da para kazanması lazım. Doğru. Bu sefer ne oluyor? Onların oranı fazla diye tabii. Oraya tercih gitmiyor. Bakkallarımız işte sıkıntı yaşıyor. Bakkallar kalmadı artık. Evet, maalesef. Süpermarketler. İşte bunların yaşaması çıktı. İçin biz elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Kaybolmayı üsten mesleklerin odalarına destek veriyoruz. Hangi meslekler yaşaması şu an lazım mesela kaybolmayı üstten? Kayacılık, kalaycılık, işte yorgancılık. İşte biz de onları yaşatmaya çalışıyoruz. İşte mobilyanın belli bir artık bu İK'lar falan çoğunca reklam olmasın da. Yok yok şeyler, onu söylemeyiz ismini. Şey oluyor onlara karşı bizim kahraman şeylerimizi, sanatkarlarımızı desteklememiz lazım. Artık eskisi gibi değil yani farklı şeyler yaşıyoruz. Evet. Bakımdan bakkalların sıkıntılarını hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Onlar da sıkıntılar var. Hı hı. Dokumacılar artık o kadar ki... Dokumacılık da yavaş yavaş yapmaz. Çin her tarafı duman etti. Tarumar etti Çin. Her alanda, her yerde Çin şeyleri var. Dokumacılar da şu anda büyük bir şey içerisindeler. Onlara da elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Başka şeyimiz yok. Tabii. Yaşatmak lazım. Yaşat ki yaşayasın. Aynen öyle. Tabii. Kaybetmemek gerekiyor. Tabii. Peki şimdi pazarda mesela pazarcılıktan biraz bahsettik. Pazarcılık yani pazarda tezgah kurmak için size mi başvuruluyor? İstanbul Pazarcı Odası'na müracaat ediyor. Vergi dersine kaydoluyor. Sonra yeni pazar açılmak için oradaki mevcut pazardan birinin devralıyor. Ya da belediye ile odamız anlaşıp yeni pazar yerleri kuruyorlar. Hmm. O yeni pazar yeri de yerini alması lazım. Yıllardan beri mesela işte şöyle söyleyeyim. Meşhur Salı Pazarı Kadıköy. Ulus Pazarı Perşembe günü. Cumartesi bugün pazarı Bakırköy, Cuma günü Fındıksade, Cuma pazarı. Evet. Cumartesi günü Bahçeşehir var, şey var, Çarşamba günü gene Beylikdüzü var. Evet, hepsini pazardan biliyorsunuz siz maşallah. Ben iyi pazar müşterisiyim. Beni pazarcılarımız sağ olsunlar iyi tanıyorlar ve ne kadar güzel. Onları seviyorum çünkü en iyi, en taze ürünü oradan alır. Peki, o zaman size iddialı bir soru sorayım mı? Buyurun. Sebze meyve fiyatları hangi pazarda daha uygun? Söyleyeyim. Cumartesi günleri Başakşehir'de yani Bahçeşehir'deki pazarda evet. Pahalı. Pahalı. Neden? Tabii mi? Orası lüks yer bir de çok farklı. Ürün de şeyi var. Ürün şimdi daha mı iyi? Cumartesi günü ürünler pazar günü Selimpaşa'da kurulduğu zaman Selimpaşa'ya geliyor. Köyden de geliyor Selimpaşa'ya geliyor. Ne güzel. Orada fiyat düşüyor. Silivri'de kurulan pazar da düşüyor. Ama çok uzak oraları da. Burada da yani Zeytinburnu gibi diğer şeyleri gibi kenar şeylere gidebilirsiniz orada pazar. Şimdi Bakırköy pazarıyla Bahçeşehir pazarı farklı. Farklı. İkisi de cumartesi günü. Doğru. Çakışıyor. Siz Bakırköy'e gidiyorsunuzdur değil mi? Evvelden Bakırköy'de. Şimdi ben Bahçeşehir'e gidiyorum. Hem çocuk, torunu ziyaret ediyorum. Hem de Allah bağışlasın. Bahçeşehir'e gidiyorum. Çünkü Bahçeşehir'in daha farklı şeyleri. Benim kuzenim orada oturuyor. Öyle mi? Bahçeşehir de güzel bir yer. Pazara git. Bahçeşehir pazarında belki bir şey yapıyor ama üründe kalite farkı olmuş oluyor.
Cumartesi pazarında da Bakırköy'de de farklı baktığı zaman. Mesela meşhur Fatih'te çarşamba pazarı var. Hmm. Bütün yani İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden mal geliyor. Evet. Şey pazarlara pazar müşteri, candır. Pazar tabii, pazarda her şeyin kalitesini alırsın. Aynen öyle. Her şeyin kalitesini alırsın. Evet, pazar günleri de şey var, Mecidiyeköy'de pazar var. Evet, biz de Selimpaşa'ya gidiyoruz. Oraya da ben arada gidiyorum. Selimpaşa'ya mı? Yok, Mecidiyeköy'e evet. Gidiyorum ben pazar günleri bazen. Bir de perşembe günleri tabii, bugün olan pazara bazen gidiyorum evet. Vakit buldukça. Vallahi pazar günü biz bir şeyimiz var. Köfte yemeye gidiyoruz pazara. Pazar köftesi. Pazarda köfte güzel oluyor mu? Kıyması falan. Benim diyen... Ciddi mi? Benim diyen restorandan daha kaliteli. Çünkü siz öyle diyorsanız öyledir. Oradan 32 yıldan beri pazarlarda köftecilik yapıyor ama sıhhi, hijyen. Ciddi mi? Evet. Bu hangi, nerede? Selimpaşa pazarı. Selimpaşa pazarında köfte. Gümüşyaka pazarı, reklam yapmış oluruz. Reklam gibi ama yok, firma ismi vermiyoruz ki. Evet. Halk yani onların da tabii ki kazanması gerekiyor. Saat 3'te köftesi bitiyor. Kıyma olduğu için çok böyle güvenilmez ya hani, ama siz öyle diyorsanız öyledir. Oradan zaten Silivri'den alıyor, eti de oradan şeyden alıyor. Oranın güzel. Bazı güzel firmaların evet. Et aldıkları yerden alıyor. Hiç farklı. Hiç reklam diye düşünmeyin. Mekanın ismi vermiyoruz çünkü. Evet. Şimdi ben geçenlerde yemek lezzet yazarı vardı konu. Onu konuk aldım. Geçenlerde konuşuyoruz. Hangi yörenin hangi yemeği güzel? İşte kebap nerede yenmeli daha çok? Köfte nasıl yapılmalı? Evet. O yüzden hiç rahat olun yani. Evet. Hiç reklam olmuyor. Tabii yani ülkemizin çok güzel kaynakları var. Her yörenin farklı. İşte evet. Adana belli, Kilis belli, evet. Malatya belli, evet. Kars belli. Evet. Kastamonu belli. Yani her yörenin ayrı bir yemek gıda şeyi var. Yücel abim de bize en güzel şeyleri bize vermiş. Aynen öyle. Türkiye'miz o kadar güzel tabii. Ve değerli ki. Erzincan hakikaten. Öyle. Evet, orası. Sivas da. Öyle. Evet, hep evet. Oraların farklı. Tokat bezli sucuğu, Tokat kebabı. Yaprağı. Yaprağı. Evet. En güzel sarma için Tokat. Yaprak Tokat'ta. Tokat, evet. Hakikaten ağızda eriyor yani ince. Evet. Şimdi yani, nereden nereye geldik? Evet. Yani Osmanlı o kadar güzel yaşamış ki AVM yapmış. İşte Kapalı Çarşı, Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı. Onun ne yanında da pazar güzel. Var. Evet. Yapmış bunları. Şehreminde, Çarşamba'da, evet. Sarıyer'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de. Bu pazarları yapmışlar. Orada da onların yanında da gene ufak esnaf da var. Onlarla beraber yaşıyorlar. Bunu biz sağlatmamız lazım. Doğru. Şimdi kentsel dönüşüme giriyorlar. Kentsel dönüşümde bütün her yeri kaldırıyor. Kentsel dönüşüm yapıyor. Oraya bir AVM koyuyor. Hı hı. AVM değil. AVM kurtarmaz. AVM'nin yerine halbuki orada semt çarşısı yapması lazım. Hı hı. Osmanlı bunu yapmış. Adam camisinden çıkıyor. Gidiyor ibadetinden çıkıyor. Gidiyor oraya çay ocağına. Bakkalına gidiyor. Evet. Berberine tıraş oluyor. Çay ocağına çayını içiyor. Orada sohbetini yapıyor. Hepsinin orada olması lazım. Doğru. AVM'e baktığın zaman inanın Brüksel'de bir tane AVM var. Öyle Maristan'da mi? AVM yok. Hmm. Neden yok? Niye artık, yok acaba? Evet. Yok artık, büyük markalar da caddeleri yemeye başladılar. Eski o İstiklal Caddesi'nin parfümlü ya, kokulu şeylerine yakalayacaklar. İnşallah. Çünkü o AVM'lerle artık büyük mağazalar, markalar çıkmaya başladılar. Caddelere çıkmaya başladılar. Öyle olmalı zaten. Çünkü her açılan AVM esnafımıza çok büyük zarar veriyordu. Tabii belki her şeyin de bir sonu var. Her şeyin bir sonu var. Her canlı evet. Ölümün tadacak. Aynen öyle. Yani AVM ama tabii AVM'lerde bakın son zamanlarda o kadar çok şey oldu ki şey olmadı, hastane olmaya başladı. O da doydu. Evet. Hastane yaptılar AVM'de. Doğru. Yani aynı ilçede aynı şeyde olmaz ki. Kesinlikle. Avrupalı bunu çözmüş. Amerika'da çünkü Avrupa'da hepsi çözmüşler. Şehir dışına çıkarmışlar. Biz de burada esnafı yaşatmak için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Hükümetimiz de veriyor. Hep beraber veriyor. İktidarı muhalefeti birlik beraber içerisinde bu ülkede beraber çalışmamız lazım. Evet. Herkes. Çünkü başka bir Türkiye yok. Aynen öyle. Son Türk devleti. Evet. Haçlı seferleri bizi bekliyor. Birbirimize sarılmamız lazım.
kardeş kardeş yaşamamız lazım. Ama yapamıyoruz işte. İşte ne yazık o şeyi ki. Maalesef, ayrımcılık o kadar fazla ki. O işte o onu kabullenemiyorum ben. Evet, ben de kabullenemiyorum. Ayrımcılık olmaması lazım. Hep beraberiz yani. Ne fark ediyor ki? Evet, ben, öyle olması gerekiyor. Ben zamanı geliyor gidiyorum. Ben esnafı dolaşıyorum. Evet. Başkan siz oldum. Çok çalışıyorsunuz. Evet. Başkan oldum, dolaşıyorum, gidiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl işler soruyorum. Abi ne istiyorsun diyor. Ben de Yasin birlik başkanı. Hadi ya diyor. İnanamıyor. Bu kartım, bu da diyorum kimliğim, buyur. Aa abi diyor, şimdi soruyorlar niye gelmiyorsun diye. Arıyorlar diyorlar ki başkanım bir uğra bakalım, gel bize bak. Ama siz dediler. O kadar hakikaten yani mütevazisiniz ki. Burada teşekkür bile, ederim efendim. Gerçekten ama ben gördüğümü söylüyorum. Yani burada bile mesela ekip arkadaşımıza hemen sizi takdim edip tanıştırırken kartınızı verdiniz. Yani hep böyle alçak gönüllüsünüz, hep böyle odanızdan çıkıp halka iniyorsunuz, esnaflarınızla birebir görüşüyorsunuz. Bu çok önemli. Hani ya başkan ben, oldum ben, nasıl olsa başkanım yıllardır deyip koltuğunuzda da oturabilirsiniz. Onu yapan çok. Valla ben genç yaşta muhtarlık da yaptım. Öyle mi? Bilmiyordum bunu. Evet, Güngören Merkez Mahallesi'nde babam muhtardı. Ne güzel. Ondan sonra ben muhtar oldum genç evet. yaşta. Ben çalışmayı seviyorum. Günde 4 saat uyuyorum ve sosyal medyayı da takip ediyorum ama hizmet etmek için geldik. Bizi kimse silah soruyla buraya seçmedi. Biz aday olduk. Allah razı olsun, hepsi oy verdiler. Geldik, başkan olduk. Her şeyin bir sonu var. Biz de yavaş yavaş yenilerini yetiştirip bize bırakacağız. Artık bırakmayın. Birilerini yetişmemiz lazım. Yetiştirin ama şimdi bırakmayın. Sizin gibi değerli bir başkan esnafların başında olsun. Onlar akıl hocalığı yaparız. Onlar şey yaparız. O bakımdan biz İstanbul bir tane. Evet. Başka İstanbul yok. Evet. Ben görüyorum yani Anadolu'ya gittiğim zaman da bizim oradaki esnaflarımız ne zorluklarla para kazanıyorlar. Tabii. Allah yardımcılar olsun. Amin tabii ki. Allah kolaylık versin. Ama doğru. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum süremiz ne kadar. Süremiz var daha. Var mı? Tabii daha çok var. Yani varsa, tamam, bir saatten az var ama yani bir 40 dakikamız falan var. Tabii. Şimdi peki en fazla gündemde olan, size çok fazla bununla alakalı şikayette bulunan esnaflara yönelik sorun nedir? Şimdi berberler için şikayet ediyorlar. Onu da şöyle çözdük. Dedik ki 1 milyonculara gitmeyin. Ustalı belgesi olmayanlara girmeyin. Çünkü hı hı. hijyende çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hı hı. Bunları yapmamız lazım. Onlarla sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sanatkarlarımız. Bakın İstanbul'da Kitelli var. Karşıda İmes var. Organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Sanatkarın yetişmesi lazım. Doğru. Çırak yok. Nitelikli eleman sıkıntı yaşıyoruz. Bunların olması için de yeni sanayi alanlarına, illa ki organize sanayi bölgesi değil, büyük değil. Hı hı. Ama ilçelerde butik sanayi alanları yapmak lazım, sanayi siteleri yapmak lazım. Bugün iki telinin ekonomiye katkısı 15 milyar dolar. Ciddi misiniz? Tabii. Orada NASA'ya uçak parçaları yapıyorlar. O kadar çok geliştik, insansız hava aracı yapıyorlar. Ve burada da yapıyorlar, Ankara'da, Ostim'de de yapıyorlar. Bu sanayi alanlarının çoğalması lazım. İçeride sanayi alanı yapılması lazım. Konutları yaptık. Yol yok, konut yaptık. Sağ olsunlar. Şimdi orada kimler bu işin parasını ödeyecek? O insanların çalışıp iş yerine çalışıp onun paralarını ödemeleri lazım. Oralara organize sanayi bölgesi olmasa bile sanayi alanı ihtiyacımız var. Dumanlı sanayi değil, dumansız. Şimdi herkesin aracı var, tamir ettirecek. Hı hı. Mobilyacı mobilyasını yapacak. Orada yapacak işte. Yapacak ki orada satsınlar. Çünkü başka şey, İstanbul o kadar çok büyüdü ki. Doğru. İki telde organize sanayi alanında şey oldu. Ben orada görev de yaptım. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nden ben kurdum. Güngören'deki esnaflar o tarafa transferini yaptık. Ne güzel. Bugün hepsi para kazanıyorlar. Ama böyle yerleri çoğaltmamız lazım. Nüfusumuz 40 milyondu. Şimdi 85 milyon oldu. 80'i geçti. Demek ki yeni sanayi alanları yapmamız lazım ki yeni çırakların orada yetişmesi lazım. 1986'da, 88'de, 86'da başladığım zaman o zamanki ustalar öldü. Ama çıraklar usta oldu. Onlar yeni işler açacaklar. O imkanı yakalaması lazım. Cumhurbaşkanımıza da dosyamızı sunduk. 2015'te de sunduk.
2017'de de sunduk. Yeni sanayi alanına ihtiyacımız var diye ümit ederim ki yeni gelecek olan belediye başkanı, belediye başkanlarıyla, ilçe belediye başkanlarıyla bu butik sanayi alanlarını yapmamız lazım, yaratmamız lazım. Çünkü iş gücü olması lazım. Evet. Evvelden sanayi ihtiyaç vardı, yapıyorlardı belediye başkanlar çünkü oradan belediyeye çok bir gelir sağlıyorlardı. Şimdi konut olunca hepsi konuta döndüler ama konut da çözülmez. Bu ülkenin sanayileşmesi lazım, sanayinin kalkınması lazım. Doğru. Bunun kalkınması için de küçükten olmak üzere, küçük olmadan büyük olmaz. Tabii. Küçüğü yaşatmak lazım. Onun için biz de diyoruz ki küçük olmadan büyük olmaz. Ve bunu büyütmemiz lazım. Bu sanayi alanlarında çocuklarımızın orada sanat öğrenmesi lazım. Okula gidiyorlar, üniversiteyi bitiriyorlar, iş yok. Yok, çok işsizlik oranı üniversitede işsizlerimiz var. Yüksek. Yazık değil mi? Tabii. Bu bizim çocuklarımız onlar. Evet. O zaman her türlü kötülüğe alışmaya hazırlar. Tabii ki. O zaman da farklı şeyler çıkıyor. Biz bu sanayi alanlarının olması için de elimizden gelen her türlü şey yapıyoruz. Buradan da sesleniyorum. Belediye seçimlerinde belediye başkanımız da bunu programlarına alsınlar. Evet. Çünkü, inşallah öyle olsun gerçekten. Tabii yani. Çok fazla işsizlik var. Yani şimdi Silivri bölgelerini organik tarım alanı ilan etmişler ama arkası olan sanayi alanı yapıyor. Sanayi fabrikalar yapıyorlar. Olmadı ki. O sanayi alanından oraya yerleştirmek lazım. Silivri'ye, Çatalca'ya, ben ekilen bir şeyin arazi değil. Taşlık kullanılmayan araziye sanayi siteleri yapılsın. Anadolu yakasında da ihtiyaç var. Çünkü nüfusumuz büyük, genç nüfusumuz var. Tabii. Yavaş yavaş genç nüfusumuz da kaybetmeye başladık. Doğru. Ülkemizin kayıpları var. Bir de ülkemizin kayıpları var demişken hakikaten ciddi boyutta var. Yurt dışına gidiyor artık gençler. Maalesef. Çünkü burada işsizlik oranı yüksek olunca ne yapacak? Mecbur öyle şimdi gidiyor. Şimdi bizim tabii Almanya'yla yurt dışında şehrimiz görüşmemiz yapıyoruz da oradan artık emekli olanlar buraya ülkeye dönmek istiyorlar. Ama gençleri orada bırakıyorlar. Tabii kendi gençleri orada kalıyor. Bırakıyorlar. Çünkü burada iş alanları yok. Tabii. O bir tehlike. İşte evet. Aynen öyle. Yoksa o yaşlı nüfus gelmiş oluyor. Evet. Peki şey de yapıyorsunuz aynı zamanda siz. Bu da çok güzel bir hizmet. Mesela ev kadınlarına yönelik kurslar tabii veriyorsunuz. O kurslar arasında hangi hizmetler var? Şimdi aldığımız projeye göre bizim bir proje büromuz var. O projemizde bunlar hazırlanıyor. El emeği olanlar var. Gıda üzerine var. Yani tekstil ürünleri var. Bunun hepsini eğitimlerini yapıyoruz. İlgili odalarımızla beraber yapıyoruz bu projeyi. Mesela otelcilerimizle yaptık. 105 tane öğrenci vardı. 27 tane Suriyeli vardı. Kurs bitti. Sertifikasını almaya gelemediler. Neden? İşe başladılar. Aa, hemen çok işe güzel. Başladılar. Çok güzel. Ne kadar güzel işte. Biz onlara iş kazanmış olduk. Tabii. Ve bunu sağladık. Bu gibi kursla yapıp hayata geçirmek lazım. İnsanlara sahip çıkmak lazım. Ücretsiz değil mi bu kurslar? Ücretsiz tabii. Çok güzel, daha ne olsun yani. Öğrensinler. Odamız da sağ olsun çok büyük şey yaptı. Onlar iş yeri sahibi olacaklar, otel açacaklar, pansiyon açacaklar, oradan sonra odaya kaydolacaklar. Bu büyüyecek işte, bunlar destek olmuş oluyor. Tabii o eğitimleri vermek zorundayız. Bizim proje büromuz halen çalışıyor. Çok güzel. Peki mesela taksiciler odası olsun, işte kuaför odası olsun, bunların hepsi size bağlı. Bize bağlı. Bize bağlı. Yani kuaförle bir sorun yaşayan kişi direkt size şikayette de bulunabiliyor. Biz hemen hem yapanı hem mağdur olanı hem de yapanı bir araya getiriyoruz. Cezası neyse araştırmadan yapıyoruz. Cezası neyse veriyoruz cezasını. Hı hı. Aldığı cezayı Asya Hukuk Mahkemesi'ne tasdik ederek onu uyguluyoruz. Ne kadar güzel. Yani bize de ceza verebilir disiplin kurulu. Esnaf ve sanatkar yasasında 5362 sayılı yasada böyle. Tabi bu konuda sayın bakanlarım, giden bakanlarım hepsi sağ olsunlar çok büyük hizmet verdiler, emek verdiler, Allah razı olsun. Biz de onlara bakarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu arada 66 yıl sonra İstanbul'a Esnaf Odaları Birliği'ne yeni bir bina kazandırdık. Bakırköy'deki binayı biz satın aldık. Aa, çok güzel. Ben oraya gelmiştim evet, yıllar evvel haber yapmak için. Aldık. Çok da güzel bir evet, bina orası. Evet. Merkezde. Milli Emlak'taydı. Milli Emlak'tan satın aldık. Tebrikler. Allah razı olsun. Hizmette de devam ediyoruz. Orada da çok büyük değişiklikler yaptık.
hizmet etmek lazım, bir şeyler bırakmak tabii lazım. Tabii ki, tabii ki. Bir eser bırakmak lazım. Ne derse desin. İlk önce konuşurlar, işte her türlü kötü söyler ama sonuçta hak verirler, şey yapar. Bugün iki TL'ye gittiğim zaman Bağcılar Güngören Sanatçısı'na yere göğe koyamıyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Bir şeyler vermek lazım ülke, bizim ülkemiz. Kesinlikle, bizim yani insanımız. Miras bırakacağız. Evet. Ben, çocuklarımıza, torunlarımıza. Ben diyor başkanım, ben tamirciyim diyor. Böyle bir şeye nasıl sahip olurdum diyor. Sen örnek oldun, ben de diyor geldim, üye oldum. Kendi parasını ödedi ama yer sahibi oldu. Tabii. Önce üye olunuyor değil mi? Önce tabii kooper kuruluyor, ortak oluyor. Sonra da işte inşaat başlıyor. Allah kanı gamet etsin. 1986 senesinin 19 Ekim'inde Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nin temelini rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal atmıştı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra gelen bütün başbakanlar yardım etti ama iki tellinin altyapısının bütün şeyle bitmesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı döneminde bitirdik biz orayı. İki tel benim namusum dedi, söz veriyorum size dedi. Bravo. Bitirdi Allah razı olsun, biz de minnetle anlıyoruz hepsini tabii ama. Tabii ki. Vedat'ın dalanında büyük hizmeti var, hepsinin hizmetleri var. Orada bir hizmet alanı oldu. İşte orada konutlar oluştu. Herkes orada şey yapıyorlar ama biraz daha orası büyüyebilirdi. Ne anlamda? Biraz daha sanayi şehri, yani hemen Başakşehir'i koymamaları lazım. Hmm. Hemen arkasına koydular. O zaman da farklı şey oldu ama orada iki telli bugün hakikaten 15 milyar dolara yakın geliri var ülkenin. Çok güzel. Ben hiç bilmiyordum bunu. Demin şaşırdım siz söylediğinizde. 300 binin üzerinde insan çalışıyor orada. Düşünün rakamı bakın. Tabii. Çok güzel. İstihdam yaratıldı işte oraya. Tabii. Yaratılması da lazım daha tabii. Da. Yani böylelikle insanlar daha fazla ekmek yiyecekler, daha fazla hizmet edecekler. Evet. Mesela Ankara'dan Tolga Bey sormuş. Sevgilerimizi yolluyoruz Ankara'ya. Tabii kanayan yara bu. Az önce de söylediğim gibi işsizlik düzelecek mi diye soruyor. Vallahi tabii işsizliğin düzelmesi için yeni sanayi alanının olması lazım. Evet. İstihdam yaratacak yerlerin oluşması lazım. Evet. Bu da küçüğü büyütmeleri lazım. Küçük olacak. Küçüğe destek verecekler. Destek vermeli mi? Veriyorlar. Tamam, yani krediler falan destekliyor ama yeni iş yerleri yapımı için destek vermesi lazım. İlla ki kooperatif kurup biz yapalım demiyoruz. TOKİ nasıl konut yapıyor? Sanayi yerleri yap, sanayi siteleri yapsınlar. Hı hı. Parasını ödüyor esnafımız. Evet. Artık eskisi gibi değil. Yeni şeyde veriyorsun şeyini, hüviyetini, nüfus kağıdını, hemen banka kredisini çıkarıyor. Telefon numarasını telefon kredisine çıkarıyor. Para ödemede bir sıkıntı yok. Onlar insanları ödeyerek şey yapar ama yeter ki TOKİ'de iş yerleri yapması lazım. İstanbul'un bu konuda çok büyük ihtiyacı var. Var mı böyle bir çalışma? Çok büyük ihtiyacı var. Hep yaptık, dosyaları verdik, bekliyoruz. Siz yapıyorsunuz elinizden geleni. Şimdi tabii seçim var önümüzde. Seçimden sonra hemen, şimdi seçim öncesi tabii seçime biraz dikkatler topladık. Seçimden sonra gideceğiz. Hem iktidara hem muhalefete bize destek verin diye. İnşallah. Başka şey yok. Tabii tabii. Yani hakikaten işsizliği önlemek için yeni iş yerleri muhakkak ihtiyacımız var. Kesinlikle öyle. İşsizliğin de azalması için. Yani gençlerimizin kendilerine olan güvenlerini kazanması için. Çok duyuyorum ben. Evet. İş bile aramaya artık o kadar umutsuzlaşmış ki iş aramaya bile çıkmıyor artık. İnanın yüzlerce iş için CV getirenler var. Evet. Ama tanıdık yerler olunca o CV'ler öne alınıyor hemen. Ve ne oluyor? Diğer gençlerimize ne yazık ki kapı açılmıyor. Böyle yapan... Özel sektörde olur bunlar. Özel ama sektörde tabii. Bu işin devlet kısmında olmaması tabii, lazım. Tabii tabii. Olmaması aynen lazım. Aynen öyle. Öyle temenni ediyoruz. Evet. Yoksa işte bugün imtihana giriyor, sınava giriyorlar ama bilmiyoruz kimler alınıyor, bir şey aynen diyemiyorum. Aynen öyle. O bizi aşıyor. O şaibeli, o bizi aşıyor. O bizi aşıyor. Biz esnaf olarak evet. Bunu yapmamız lazım. Peki Sayın Başkanım, mesela şimdi siz çok önemli bir görevdesiniz. Çok güzel hizmet veriyorsunuz ülkemize ve vatandaşlara. Sağ olun. O yüzden size özellikle bu soruyu sormak isterim. Güçlü bir mevkide olduğunuz için. Siz gençleri işe alırken neye dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nedir? Yani sadece mezun olduğu üniversiteye mi bakıyorsunuz? Daha önce çalıştığı kurumlara mı bakıyorsunuz? Dikkate aldığınız kriter nedir? Daha önce çalıştığı yerlere bakıyoruz. Oradan referans alıyoruz. Hı hı. Neden ayrılmış, neden yapmış. Hı hı. Bir de o mesleğe yatkın olanları alıyoruz. Hı hı. Gönderirken de onları zaten oraya gönderiyoruz. Yani gönderdiğimiz yerlere ya. Bu kardeşimiz de bak
bunlar bunlar var, CV'sini size faksayalım. Eğer yarıyorsa alın diye. Hı hı. O şekilde. Tabii o kriterle sağlıyoruz. Evet. Yani sonuçta orada birisi çalışacak. Niye o arkadaşımız çalışmasın, kardeşimiz? Ama evet, inanın işsizlik korkunç. Çok. Çok inanılmaz korkunç yani. Yüksek. Tabii biz de genç bir ülkeyiz, çok çabuk büyüyoruz. Çok çabuk büyüyoruz yani. Hepsi genç. Artık evet, yavaş yavaş o gençlik de şeye doğru kayacak artık. Yani gençlerimiz artık yeni evlenen çocuk yapmama gibi düşünceler var. Avrupa tabii, gibi. Tabii. Avrupa çünkü gibi. Neden? Diyor ki ben diyor çocuğuma rızkını diyoruz. Rızkını sağlayamıyor. Heh, aynen öyle. Çocuğuma diyor gerekli rızkı veremiyorum. Gerekli eğitimi gerektiği şekilde alamayacak. O yüzden bir tane doğrayayım diyor mesela kadın. Evet. Mesela bakın oto galerilerde yani oto yıkama yağlama o odamıza bağlı. Oto yıkama yağlamada eleman sıkıntısı var. 2500 lira aylık var. Öyle mi? Adam bulamıyorlar çalışacak. Aa. Sonra da kızıyoruz Suriye'de gelip orada çalışıyor diye. Yok. O zaman buradan duyuralım işte mesela. Tabii. Oto galeri odasına gitsin orada ihtiyaç var oto yıkama yağlama yapacak olan insanlara ihtiyaç var. Hı hı. Maaş da yüksek. Maaşı da yüksek. 2500 TL. Evvelden biz işe verdikleri zaman hiçbir şey soramıyorduk. Şimdi geliyor çocuk. Diyor ki cumartesi pazar tatil var mı? Mesai var mı? Yıllık izin var mı? Yemek var mı? Biz de etisin kemiği bizi, sizin, bizim dediler. Verdiler çalıştık. Ya aynen. Ama aynen, şimdiki doğru. Nesil daha akıllı. Daha bilinçli. Daha bilinçli, daha akıllı. Evet. O bakımdan ezdirmiyorlar da kendilerini. Ama gençlerimizin önünün açılması için muhakkak yeni yeni istihdam sağlayacak iş yerlerinin yapılması lazım. Aynen öyle. Çok büyük bir şey olması lazım. Yavaş yavaş artık gençlerimiz de dediğiniz gibi yurt dışına kaçıyor. Sanatkara ihtiyaç var. Sanatkarda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yurt dışında da sanatkar sıkıntısı var. Öyle mi? Berlin Birlik Başkanı ile konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dedim ki nasıl eleman, diyor ki, adam yok diyor. Beyaz yakalı mı? Onlarda da beyaz yakalı olmak istiyormuş. Hmm. Anneler babalar ne istiyorlar? Mühendis olsun, doktor olsun, evet, avukat evet, olsun. Evet. Orada da aynısıymış. Biz de burada eleman sıkıntısı yaşayalım. Ve kulaklar çınlasın, Nafiz Yalkın bizim eski başkanımızın yeğeni. Almanya'da, Almanya'da biliyordu. Bakın da ikna ettik. Dedi ki biz size istediğiniz elemanı 6 ay çalıştıralım. Almanca da öğretelim. Size gönderelim. Ne kadar güzel. 3 sene sözleşme yapın. Süper. Çok güzel dediler. Birlik Başkanı da tamam dedi. Bakan da tamam dedi. Merkel'i geçemedik. Merkel dedi. Yok mu? Merkel. Papazın, neyse gidiyor Merkel ama. Papazın kızı. Merkel gidiyor ama artık evet, başkanlık evet, yapmayacağını açıkladı. Bir reklam aramız varmış. Tabii efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Canlı yayına bağlanmanız için, merak ettiğiniz sorularınız için ben size tekrar iletişim numaralarımızı hatırlatmak isterim. Canlı yayın telefon bağlantımız 0212 627 48 48. WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de bize an be an yazabilirsiniz. Instagram sayfamız Berat Asici Oğlu günün getirdikleri sayfasından da an be an bizi takip edebilirsiniz. Evet, nerede kalmıştık? Poşet konusuna girelim mi? Evet, tabii. Taze bir şey. Evet. 1 Ocak'tan itibaren artık market ve pazarlarda naylon poşetler 25'er kuruş alacaklar. Biz de ona karşılık bir çalışma başlattık. Net şu an 25 kuruş değil 25 mi? 25 kuruş, evet. Kesinleşti. Tabii bir şey farklılığı var. Naylon poşette pazardan bir şey aldığın zaman bir gün sonra çürümeye başlıyor. Evet, aynen öyle. Salkı değil. Değil. Atalarımız çok iyi yaşamış. O bez fileler, bez torbalarla bizi şey yapmışlar. Evet. Gazete kağıdında olan şeyler daha farklı. Ama yeni alınan karar üzerine biz de dedik ki biz de bez poşet yapalım. Hı hı. Çarşamba günü ilk önce
Bakırköy Çarşamba Pazarı'nda başlayacağız. Bez poşetler dağıtacağız. Artık insanlar, halkımız yavaş yavaş bez poşeti alsınlar diye İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin bir ürünü olacak. Evet. Belki birkaç pazarda daha bu işi tanıtımı yapmak için bizden elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çünkü bakanımızın almış olduğu kararı biz de destekleyerek bu şekilde destek vermemiz lazım. Biz 5 poşetlerimizi dağıtacağız. Evet, mesela şu anda ekranda görüyoruz o bez poşetleri. Evet. Bayağı da şık yalnız. Evet. Güzel. Dikkat ettim de şimdi kadın gözüyle baktım. Çok güzel. Üzerinde resimler var. Evet. Basın danışmanımız Nazan Hanım hazırlattı onu. Oo, kadın hazırlatmış. Belli. Tabii. Evet. Kadın eli değdi. Evet. Kadın eli deyince kendisine tamam. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Nazan Hanım'a hakikaten teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Maliyetli de bir şeye benziyor. Yani hakikaten size bravo, tebrik ediyorum. Biz de biraz şey yapıp ondan sonra sponsorlar vasıtasıyla bunu rekabet olsun. Özenli olmuş hakikaten. Şimdi bu bez poşetleri siz verirken pazarlara o görüntülerden ben daha sonra çok tabii, yoğunsunuz. Hemen ses CV'lerini gönderirim CV'lerini. Çok sevinirim ama sizi ben tekrar ağırlamak isterim stüdyomuzda. Şeref duyarız. O zaman o şeref bize ait. Sağ olun. O zaman o görüntüleri de olur, buradan ekrandan izleyicilerimize yansıtalım. Olur, pazar odası başkanımızı da getiririz. Ay ne güzel olur tabii. Evet. Çok yoğun bir temponuz var sizin. Yani sevgili izleyiciler, Sayın Faik Yılmaz Beyefendi sağ olsun beni kırmadı. Sürekli birkaç haftadır konuşuyoruz ancak bu hafta müsait olabildi. Bir de tabii seyahatlere de gidiyorsunuz değil mi? Tabii. İşle yani, alakalı. Ülkenin tanıtımı bakımından da farklı. Tabii, çok güzel. Her yıl Altay toplulukları, Altay ülkelerinin topluluklarıyla ilgili olan üniversitelerde gidip dersler anlatıyoruz. Ne kadar dersler güzel. Dersler veriyoruz. Ülkemizin tanıtımını yapıyoruz ve SIAPO diye bastırdığımız kitaplar bizim de kütüphanemizde var. Kitapla bastırıyoruz. Öyle bu mi? Bu eserleri hep kitaplara döküyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere, Abdullah Gül'ün olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin de şeyinde bu kitapların hepsini gönderdik. İlber Ortaylı Hoca özellikle istedi kitaplarımızı. Ne kadar güzel. İlhan Şahin Hoca profesör aynı zamanda bizim de danışmanımız. Bununla ilgili tanıtımları yapıyoruz. Çünkü biz Orta Asya'dan geldik. Ben o sayede Moğolistan'ı da gördüm. Evet, evet. Özbekistan'da kendim gittim. Özel orada bakanın davetiydi. Birlik olarak değil, kendi adıma gittim, geldim. Dünyada durmuyor, gelişiyor. Özbekistan çok farklı. Şimdi bizden yedek parça istiyorlar. Chevrolet fabrikası orada. Markayı vermeyelim de. Pardon. Yok estağfurullah. Şey olarak... Ve biz buradan yedek parça imalat yapıp göndereceğiz oraya. Çok güzel. İş adamlarımızı iş şey açmış olacağız. Buradan o yedek parçaları yapıp gönderecekler. Bir iş sahası. Tabii. Burada da yani bir iş olduğu zaman da 10 tane eleman almış olsa farklı olur. Tabii. İnşallah Allah'ın izniyle biz bunu şey yapacağız. Diğer ülkelere de yardımcı olmamız lazım. Yani bizim esnafımızın önünü açmamız lazım. Doğru, kesinlikle. Çok haklısınız. Bu arada oradaki deneyimlerinizden de ben bahsetmek isterim. Yani esnaflara yönelik deneyiminiz, orada mesela istihdam nasıl? Oradaki farklı yani o komünizm döneminde bir ülkede her şeyi yapmamışlar. Evet. İşte kalemin bir tarafını bir, içinin bir tarafta başka ülkede. Orada bir şey toparlanamıyorlar. Hı-hı. Ama işçi olarak çalışıyorlar. Ama bizim karşımız Avrupa'da bizim karşıtımız var. Yunanistan'da var, Macaristan'da var, Almanya'da var, Hollanda'da var, Brüksel'de var. Onlar da var bizim karşıtımız. Ama bu şeylerde Doğu ülkelerinde karşıtımız yok. Çünkü oradaki farklı. Yeni yeni toparlanıyorlar. Yeni yeni şey yapıyorlar, gelişiyorlar. Mesela Moğolistan'da da dedim ki bizim karşıtımız var mı? Yok oradaki şeyler. Çok enteresandır. Bize rehberlik yapan bir kızımız vardı, kulakları çınlasın. Hocalar da var, üniversite hocaları da beraber gidiyoruz da şey yapma. Sorduk ya dedik ya sen, ben de evliyim, Eskişehir Üniversitesi'ne okuyorum, iki tane de çocuğum var. Ne güzel. Ya yani eğitimlerini devam ettiriyorlar. Evet. O şey onlara çok büyük farklı dağıtmış şeyde. Ama tabii Türkler de ayrı bir bakıyorlar. Bize çok farklı bakıyorlar. Yani nasıl bakıyorlar? Seviyorlar Türkleri. Çok seviyorlar. Çok seviyorlar yani. Özbekler biraz yavaş konuşsa Türkçeleri rahat rahat anlayabiliyorsun. Öyle mi? Moğolistan'da öyle seviyorlar. Tabii ülkemizi tanıtım yapacak olan elçilerimizin de büyük etkisi var burada. Tabii doğru. İşte şey olarak
Kırgızistan farklı, Kazakistan farklı, Azerbaycan farklı. Oralar hep farklı bir olarak bakıyorlar. Şeyde bile, Yunanistan'da bile bizi ayrı bir seviyorlar. Selanik farklı, Atina farklı. Onlarla yaşanmamız devam ediyor. Bir anım var. Oturduk Atina'da program yapıyoruz şeyle. Sözleşmeyi, ortak proje yapacağız. Yemeğe geçtik. Yemekte tercüman olan kadınla tanıştılar. Oturdu. Dedi ki Faik Bey, ben İstanbul doğumluyum. Evet. Ve dedi halen dedi vatandaşlığım da orada. Almadım çifte vatandaşımı dedi. Hangi takımı tutuyorsun dedi. Ben dedim ki ben dedim Nikon'un oynadığı takımı tutuyoruz. Ya sen dedi Beşiktaşlısın. Evet, ben de Beşiktaşlıyım bu arada. Evet dedi. Ondan sonra ben de şey yaptım. 5 dakika sonra masanın ucundan gülüşmeler başladı. Dedi ki ya sen dedi o hanımefendi kim biliyor musun dedi. Demeyeyim ben şimdi tanıştık dedi. Evet, kimmiş? Nikon'un eşiymiş. Aa, bu kadar olamaz olur. Olamaz böyle bir şey. Yani, gerçekten. Şey olarak onlarla beraber şeyimiz çok farklı. Ağlıyorlar yani, o kadar seviyorlar ki Türkleri. Yani liderlerin bir kavgaları var. Yoksa vatan şeyin bir şeyleri yok aralarında. Sıcak evet, samimiler sıcak, değil tabii. Mi? Yani o Yedikule'den doğup orada yaşayanlar, oradan gelenler var. Oradaki şeyler, kucaklaşmalar. Evet. Farklı karşılıyorlar. Ama tabii biz de bunları yaparken de orada değişik projelerle karşılaşıyoruz. Beraber çalışmak lazım. Ülkemizin tanıtımını çok iyi yapmak lazım. Aynen öyle. İşte Almanya'da 35 yıl evvel biz 1985'te şey yaptık. Almanlarla beraber projeler yaptık. Neydi o projeler mesela? Gelişmenin projesiydi. O zaman elektronik şey falan yoktu. Bilgisayarlı torna makineleri falan var. Onları aldık işte oradan eğitici bir evet. Şey olarak yaptık. Ve halen devam ediyoruz. Bu sene de geçen sene gidemedik. 300 yıl evvel bir Türk Almanya Würzburg'da kahve açmış. 300 yıl evvel. Açmış. Oo. Geçen sene Würzburg Belediye Başkanı demiş ki orada bir Türkler vardı geliyor demiş. O gözlüklü birisi var demiş o. İstanbul'un başkanı. Aha. Söyleyin demiş gelsin 300. yıl kutlayacağız. Aradılar dedim ki gelemiyoruz. Bizim şeyimiz var. Evet. Bu sene gittik. Ne güzel. Başkan değişmiş. Başkan da eski arkadaşımız başkan olmuş. Sarıldık. Orada şey yaptık. Hatta hiç unutmam 2 tane şey biraz böyle Alman olarak farklı bakıyorlardı. Uyuzunca anlatımları yapınca. Sizi dönder, de görünce. Dördler kapılara kadar geçirdiler. Ne kadar güzel. Ve 300 yıl evvel açılan kahvede bir Alman genç demiş ki ben bu işi öğrendim kahve açacağım. Belediyeye gidiyor diyor ki belediye ustalık belgeni getir. Saraybosna'da da gidiyor. Eğitim görüyor, kahve eğitimini görüyor. Geliyor ben açacağım. Burada açamazsın diyor. Kahve açılmayan bir ile gidiyorlar. Helal olsun. Düşünebiliyor musunuz? Azme bakın bir de. Biz 1984 senesinde 3308 sayılı yasa ustalık, kahvaltı, çırak yasak çıkmadan evvel gittik Almanya'ya. Başkanımız helal Alman misin? Lisesi mezunuydu. Oturduk Almanlara. Biz 9 kişiyiz. Karşılıklı oturuyoruz. Evet. Bir Alman gülüyor. Toplantıya başladık. Dual sistemi öğreneceğiz. Onların eğitim. Hı-hı. Yani Meydan-ı Cermen'in meşhur olduğu sistem. Evet, evet, evet. Dedim ki niye gülüyor bu başkana? Dedi ki sonra söylerim. Ben de tercümanı sordum. Dedim ki ya gel bu niye gülüyor bu dedim ya. Alıyor da bizde. Verdiği cevap çok enteresan. İnanır mısınız? Dedi ki bunlar buraya niye geldiler? Tarihlerine niye bakmıyorlar? Biz Osmanlı döneminde, Lonca döneminde bunlardan aldık. Dual sistem dedi, kendimize adapte ettik. Gidip baksalar ya biz onlardan öğrendik kuş dediler. Doğru. Ne haldeyiz? Ve biz gittik onlardan bunu alma. 2012 senesinde gittik. O zaman Dilek Kolat vardı. Berlin Çalışma Bakanıydı. Hı hı. Dual sistemi anlatıyor bize. İşte böyle yaptık. Biz dual sistem bütün Avrupa ülkeleri bize bakıyor. Sonra dedi ki işte siz de efendim bir müsaade eder misiniz? Bu sistemi bizden almışsınız siz. Yok öyle bir şey dedi. Var öyle bir şey dedi. Sorun Almanlara. Sorunca bizden alttan önce ben dedi bilmiyordum çok özür dilerim. Siz Almanınızla biz de Türklüğümüzle çok yaşalım dedi. Ne güzel söylemişsiniz. Yani biz medeniyeti bile onlara tuvalet kültürünü bile biz verdik. Tabii ki. Bizden o kadar şey aldılar ki. Ve biz kendi şeyimizi sahip çıkmıyoruz. Kendi şeyimize sahip çıkmamız lazım. Her ilimizin ayrı bir örf ve ananesi var. Hep onlara sahip çıkmamız lazım. Bir şey lazım. Değil mi? Biz bir de elimizi çabuk tutmada sıkıntılıyız.
Yani gerçi bu kahve açan arkadaş elini çok 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 çabuk tutmuş. O ayrı bir şey ama keşke herkes böyle olabilse. Şimdi mesela bizim baklavamız var değil mi? Bize ait olan bir kültür. Bize ait olan bir lezzet. Patentini Yunanistan almış. İnanabiliyor musunuz? İşte biz markalaşmada büyük şey yaşadık. Bakın belki şey girecek ama bir marka yaratmış Şam'dan. Hı hı. Şam tatlısı olarak marka yaratmış. Evet, 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 anladım. 7000 metrekare bir yer kiralamış. Bütün pastanelere o Suriye tatlısını veriyor. E düşünün. Adam oradan geldi. Yani biz markalaşmasını geç kaldık. Niye öyle yapıyoruz peki sizce? Biz basite kaçmışız. Hayır, markalaşmak biraz zor mu? Tescil yok, almak? Yok, hayır, yok, yok. Yani bir günde halledilebilecek bir şey mi mesela? Yok, bir haftayı buluyor. İncelemelerden geçiyor. Bir hafta. Laboratuvarlardan falan da geçiyor. Çünkü markalaşıyorsun. İşte o markalaşmamız bizim muhakkak olması lazım. Ben hesabımı diyorum onlar, siz eğer markalaşmak isteyin, biz size ne istiyorsanız her türlü yardım yaparız. Bütün şeyleri biz öderiz, hiç sorun değil. Yeter ki esnafımız büyümek için markalaşsın. Doğru, aynen öyle. Bu sefer hakkını da korur esnaf. Tabii. Doğru. Şimdi bir de şey var bizde. Mesela bir yer açıyor esnaf. 1930'dan beri. Bu doğru mu? Yoksa esnaf açıkçası bunu biraz şey mi yapıyor? Hani eski tarihi yazıp da biraz dikkat çekmeye mi çalışıyor? Birkaç tanesini araştırdık. İnanmadım ben de sizin gibi. Evet. Araştırdık ama babası açmış. Hı hı. Sonra bir ara boşluk olmuş ama onu o kullanıyor. Yani o şey olarak gerçek babadan ola devreden de var, yapan da var. Yani ama geneli biraz abartı mı? Yani büyük olan markalar abartı değil de aile şirketleri. Ama şahıs olanlar pek markalaşmaya gitmemişler. O şeyler farklı. Farklı değil mi? Gerçek ama bazıları, yani çok büyük bölümü gerçek. Hı hı. Arada birkaç tane şey olabilir. Her şeyde olduğu çünkü gibi. Çünkü gelin alabilir. Evet evet, her sektörde olduğu gibi. Evet. Peki Tahik Beyciğim, şu anda 10 dakikamız falan kaldı. Az bir vaktimiz var. Şu anda esnaf olmak isteyen kişilere ne söylemek istersiniz? Ve esnaf olan kişilere ne söylemek istersiniz? Şimdi ben hemen şöyle söyleyeyim. Esnaf olacak olan arkadaşlar çok sabırlı olmaları lazım. Yani bir işleri açıp hemen çok para kazanmayı düşünüyorlar. Hayır. Evet, doğru. Yok. Yavaş yavaş büyüyeceksin. Hı hı. Bir de Allah rahmet etsin, babam derdi ki oğlum, amin, damlasın derdi. Yağmasın, sel damlasın. Gibi gelir, yel gibi gider. Evet. Damlasın. Her doğru. Gün bir damla damlar, farklı olur. Doğru. Onun için bizim esnaf olacak olan arkadaşlar sabırla çalışmaları lazım. Bir de hijyene, gıda işiyle uğraşanlar muhakkak, gıdada çok büyük para var. Gıdada nereye açarsanız açın. Ölmeyecek bir sektör. Bakın, tabii ki. Starbucks'lar falan geldi. Aman bizim marka vermeyelim de. Ha, özür dilerim. Yok estağfurullah. Yani bu şeyde bu kahvelerin hepsinin isimleri bizim, onun niye olmasın? Bizim tabii. Çayımız, bizim kahvemiz. Evet. Bir tane var ama çok beğeniyorum onu. O da çok büyüdü. Bir hatta üniversitelerin de içerisine açtı. Bir şimdi markayı veremiyorum. Türk dünyası hani. Evet. Anladınız siz. Her yerde açıyor şimdi. Başka şey söyleyeyim. Bizim yanımızda çalışan bir kardeşimiz vardı. Bilgisayarda çalışan. Hı hı. Onun abisi bir iş yer açtı. Biz de ona bu kursta, eğitimde şey yaptı. Destek yaptığımız oldunuz. Projede şey yaptık. Hı hı. İlk önce Bakırköy'e bir yer açtı. Kahve olarak. Hı hı. Sonra şey gitti. Alaçatı'ya gitti. Orada bir kahveci açtı. Ne güzel. İsim yaptı. Ve kardeşi de bizde çalışıyor. Dedim ki bak, şimdi abim büyüyor. Bırak sen burayı. Orada işin olmazsa gel. Madem öyle abin sana ortaklık teklif etti, git. Ne istiyorsan ben de size yardımcı olacağım dedim. O da oraya gittiler. Şimdi buradan da bir yer tutmaya çalışıyorlar Bakırköy merkezde. Evet. Büyüdüler ve marka oldular. Zaman zaman da televizyonlara çıkıyorlar. Kahve tarifi yapıyor. Çok ne güzel. Kadar güzel. Ama ne Türk kadar malı. Güzel. Türk yurdum malı. Türk yerli malı, yurdum malı. Evet. Aynen öyle. Yani ne diyoruz? Yani evvelden yerli malı haftası vardı. Evet. Şimdi işte ona dönmeye çalışıyoruz. Öyle olmalı zaten. Yerli ürünleri, yerli şeyleri yaşatmamız lazım ama işte o ürünleri üretenlerin de sağlam ürün yapmaları lazım. Kesinlikle. Kaliteli. Tabii. Yani yeni esnaflar bunlara çok dikkat edecekler. Muhakkak hijyen de önemli. Hı hı. İş sağlığı da önemli. O bakımdan yeni iş yer açacak olanlara
Ne sıkıntı olursa gelsinler. Ruhsat varana kadar biz her türlü yardım yaparız. Ne buradan kadar söylüyorum. Naziksiniz. 0212 660 60 34'e müracaat etsinler. Hı hı. Kendi telefonumu veriyorum. 0533. Aman vermeyin numaranızı. O zaman normal numara, birliğin normal numarasını verin. Birliği verin siz. Ulaşıyorlar zaten. Telefonunuz kilitli. Ulaşıyorlar. Şey yapmıyor. Helal olsun 0212 660 60 20'den alabilirler. Çok 0212 660 60 20'den helal ne istiyorsa esnafımız yeter ki fazlalatsın. Helal olsun. Bir esnaf en az 3 kişi yanında çalışsın. Doğru. Yani İş kapısı bir de. Çalışan Allah razı olsun deseler ne kadar tabii. O bizden yetişip büyüyenler var. O kadar mutlu oluyorum ki gittiğim zaman ve gurur diyorsun. Tabii ki. Ama o gözlerinizde o ışıltı var. Hakikaten emeğinize sağlık. Tebrik ediyorum sizi. Allah razı olsun. Yani sizden de. Yüce Rabbim nasip etti. Biz de buralara geldik. Ne güzel. Çok şükür işte. Bir insan daha ne ister? Bakın izleyicilerimiz mesela size ne kadar güzel övgüyle yazı yazıyorlar. Bir izleyicimiz demiş ki çok güzel başkan konuşma yaptı. Ağzına sağlık olsun demiş. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Bir de işverenler nakliye ödemelerini yapmıyor. Bir de başkanın bu konuya el atarsa çok sevinirim. Ben nakliye işi yapıyorum demiş İlhami Bey. Teşekkür ediyoruz İlhami Bey'e. Nakliye? Nakliye işi yapıyormuş. Ödemelerini yapmıyormuş işverenler. Nerede? Neredesiniz? Onu yazmamışsınız. Hani hangi şehirdesiniz? Hangi bölge? İstanbul'dasınızdır da herhalde. Çünkü başkanımız İstanbul'la ilgili biliyorsunuz. Hangi? Ama oradaki illerde de başkanlarımıza ulaşıp onlara yardımcı oluruz. Evet bakın çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yerinizi yazın bir lütfen İlhami Bey. Şu an yazıyor. Yerinizi yazınca ona göre başkanımız da bununla ilgili yardımcı olur size. Yani işveren nakliye ödememesi de enteresan. Onlara demek ki bir şey olur. Onlara yardımcı olmak lazım. Hı hı. Bizim esnaf teşkilatı çok enteresan efendim. Şimdi bir esnafımızın çocuğu bir ile gidiyor. Öğretim görme işte. Üniversiteye gidiyor. Arıyoruz biz birlik başkanını. Sağ olsun alıyor onu. Arabayla alıyor diye bütün şeylerini. Oranın oda başkanı yardımcı oluyor. Bizde yardımlaşma teşkilatı çok güzel. Çok. Yani birbirimize dayanışma eski o ahilik şeyini biz halen devam ettiriyoruz. Ne kadar sağ olsun. Güzel ama. Ve onlar da bize yardımcı oluyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Hı-hı. Sağ olsunlar. Bölgeyi yazamadı herhalde. Yazmakta biraz zorluk mu çekiyor bilemiyorum. Bölgeyi yazın ona göre biz de söyleyelim. Yani tabii bu biraz da sizin enerjinizle de alakalı. Şimdi eğer çok çalışkan biri olmasaydınız, işlerinizin peşinden koşturmak istemeseydiniz, sizin ekibiniz de öyle olmazdı. Yani biraz şimdi, kolektif oluyor bu. Tabii ben söylüyorum ben muhtarlık da yaptım. İşte ben gece saat 1'de kalkar akan kanalizasyon var mı, yanmayan sokak lambaları var mı diye bakardım. Hı-hı. İlgilenirdim. Bakmak lazım. Öyle yetiştik biz. Evet. Öyle yetiştik. Ben 4 saat uyuyorum günde. 4 saat. 4 saat uyuyorum. Bravo vallahi. Ne diyeyim? Helal olsun. Kaç yıldır 4 saat uyuyorsunuz? En az 40 yıl. Ciddi mi? Evet. Alışmış artık bunya. Ben 4 saat hayatta uyuyamam. Vallahi bravo. Bu arada İlhan Bey yazdı. İstanbul için nakliye yapıyormuş. Tamam. Faturayı kesip bırakıyorlarmış. Ve bugün yarın deyip ekiyorlar bizi diyor. 660-53-37. 660-53-37. 0212 zaten İstanbul olduğu için. 660-53-37. Ben İlhami desin. Bıraksın telefonunu. Bakın ne kadar kızımız güzel. Kızımız Elif'e biz yardımcı oluruz. Ne kadar güzel söylüyor başkanımız. Hakikaten teşekkür ediyoruz duyarlılığınız konusunda. Estağfurullah. Bir sorumuz daha var. Sonra zaten vaktimiz çok çok az kaldı. Sevgili başkanımız Faik Bey, Güngören ilimizin gururudur demiş. Sevgili başkanımız Faik Yılmaz Bey, Güngören ilimizin gururudur. Rabbim yardımcısı olsun. İbrahim Kesici Güngören. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yani şimdi sağ olsunlar. Berberdir. Berber İbrahim Kesici. Öyle mi? Evet. Ay ne kadar güzel hatırlıyorsunuz. O da bizim Güngören'imizi tabii ben muhtarlık yaptım. Ben Güngörenliyim. Ama bunu hatırlamanız da önemli. Vallahi bravo. Hatırlamaz mıyım? İbrahim Kesici'yi. Bravo. Bir mesaj daha var. Kıymetli başkanım 12 yaşında okul servislerine muayenesini yapmıyorlar.
19 yaş yılı olmalıdır. Milli servet korunmalı. Umumi Servisçiler Derneği'nden yazmışlar. Soralım. Onu başkanımız belediyeye soralım. Not aldı. Soracağını söylüyor. Yani bu işte sözler, bu güzel. Ama bu hijyene giriyor işte. Hijyene arabanın giriyor. Sağlığına giriyor. Çünkü belediyeden aldığı kural şey o. Tabii. Bununla ilgili bir af gibi bir şey gibi ya da bunun yaşını biraz fazla gibi sorarız. Çünkü birliğimizde de ulaşım sektörüyle ilgili bir şeyimiz var. Başkan vekilimiz orada katılıyor toplantılara. UKM toplantılara da katılıyor. Soralım. Şimdi bu şey giriyor, ince işe giriyor ince ama. İnce işe. Evet. Tabii yani muayenesini neden yapmadıklarını öğreniriz. Evet. Hadi diğer şeylerin ana şeyleri biliyor musun? Bu ince olan teknikleri. Mesela bu servis araçlarının işte şeyi vardı, merdiveni vardı araba aşağı o zaman. Belli bir süre belediye sağ olsun izin verdiler ama sonra dediler ki iş bitti artık. Evet. Bunlar olması lazım. Tabii bizle beraber çalışan Büyükşehir Belediye'mizin Ulaşım Daire Başkanlarına, personeline teşekkür ederiz. Çalışmalar yapıyorlar. Zaman zaman kırılsak da şey yapsak da aynı şey içerisindeyiz. İnsan ama, oluyor insan. Ama arkadaşlar da kolay değil İstanbul'u idare etmek. Tabii. Onlar da işleri zor. Allah kolaylık versin ama belediye başkanlarına teşekkür ederim. Çok bize çok yardımcı olanlar var. Yani belki kendi şey olarak farklı ama o belediye başkanlarımıza hakikaten bize büyük destek veriyorlar. Esnafın yaşaması için yani her türlü gelen şeyi yapan bütün belediye başkanımıza teşekkür ederim. Esnafın yaşaması lazım. Küçük olmadan büyük olmaz. Onlar da küçüktü. İlk önce siyasete girdiler, delege oldular, bir yerlere geldiler. Sonra belediye başkanı oldular. Tabii. Sonra milletvekili oluyorlar. Tabii sırayla çalışır. Bir anım çalışır, var. Çalışır. Cumhurbaşkanı, vaktimiz var mı acaba? Bitti aslında. Evet, çok son. Teşekkür ediyorum. Ama ben bunu Cumhurbaşkanımız bakkalına söyledim. Küçük olmadan büyük olmaz. Kesinlikle. Ve hep söylüyorsunuz siz. Bu sürede ben ilk önce Cem TV'ye, Cem TV kurucularına, şahsında size ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bize burada bu imkanı tanıdığınız için, bu arada esnafımıza, yolculuk yapan ulaşım sektöründekilere kazasız belasız hayırlı yolculuklar, hayırlı bokazaçlar. Esnafımıza da hayırlı bokazaçlar diliyorum. Ve inşallah 2018'de biraz sıkıntı yaşadık ama Yüce Rabbim 2019 senesinde hepsinin İnşallah. Kasasını bol, bereketli tutsun ve ülkemize zarar vermesin. Kardeşliğimiz hep daim olsun. İnşallah. Amin. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Gerçekten şeref verdiniz. O şeref bize ait. Sağ olun. Esnafım için, 204 bin esnaf ve sanatçımız için size sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de hem Cem TV ailemizin adına hem ekip arkadaşlarımın adına, kendi şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. İnşallah yakın zamanda sizin de uygun olduğunuz dönemde tekrar sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Şeref duyarız. Sağ olun. Esnafımıza teşekkür ederim. Ben. Sağ olun. Çok mersi. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Yarın gün bize ne getirecek? Yarın gün bize ilişkileri konuşmamızı getirecek ve anne karnındaki bebekle bir annenin iletişimi aslında var ve çok güçlü bir iletişim. Bunu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Nasıl oluyor bu iletişim diye. Yaşam koçu Sevil Tunç hanımefendi bizlerle olacak yarın. Saat 14.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.